İyi günler, Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan'ın Van, Hakkari, Bağış, Bitlis ve Muş'ta kar nedeniyle 169 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor. Artsakh'a girişle ilgili rahatsızlıklar geçici bir durum. Yerevan'ın 12 kilometre güneydoğusunda yeni bir deprem. Ermenistan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, bölgemizdeki mevcut durum Türkiye'nin doğrudan katılımıyla Azerbaycan'ın güç kullanmasının bir sonucudur. Suriye konusunda üçlü görüşme Soçi'de devam ediyor. Batı Ermenistan'ın Van Gölü sahili tonlarca çöpten arındırıldı. Hagop Papazyan'ın makalelerinden oluşan iki ciltlik eser yayınlandı. Batı Ermenistan'ın Van, Hakkari, Bağış, Bitlis ve Muş'ta kar yağışı ve tipi nedeniyle 169 yerleşim biriminin yolu kapandı. Van Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre olumsuz hava koşullarından dolayı Başkale'de 142, Çaldıran'da 2 ve Gürpınar'da 1 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor. Karla mücadele ekipleri kapalı yolların açılması için çalışma başlattı. Kent merkezinde de etkili olan kar nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle Bağış, Bitlis ve Muş'ta 12'şer köy yolunun kapalı olduğu bildirildi. Söz konusu illerde karla mücadele ekiplerinin kapanan yolların açılmasına yönelik çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi. Önümüzdeki günlerde kar yağışları devam edecek. Artsakh Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Departmanlığı Başkanı Ardak Nersisyan tarafından ifade edilen Artsakh'a girişle ilgili rahatsızlıkların geçici bir durum olduğu haberini Rus Barış Gücü Komutanlığı da doğruladı. Nersisyan yaptığı açıklamada son zamanlarda farklı yabancı ülke vatandaşlarının Artsakh Cumhuriyeti'ne girmedeki zorlukları Azerbaycan-Karabağ İhtilafı bölgesinde güvenlik düzeyini artırmak zorunluluğuna bağlı. Giriş izni sistemi barışı korumakla ilgili Rus güçleri ile işbirliği içinde uygulanmaktadır. Giriş izni konusuna gelince prosedür açık ve hiç değiştirilmedi. Yabancılar Artsakh Cumhuriyeti'ne giriş yapmak için önceden izin başvurusunda bulunup Yerevan'daki Artsakh Cumhuriyeti daimi temsilciliğinden vize almak zorundadır. Giriş izni başvurularına ilişkin bilgiler Rus barış güçlerine de iletiliyor dedi. Ermenistan Cumhuriyeti Acil Durumlar Bakanlığı Bölgesel Sismik Koruma Servisinin sismolojik ağı 17 Şubat'ta yerel saatle 7.26'da, Greenwich saat ayarıyla 3.26'da, 40.10 kuzey enlemi ve 44.57 doğu boylamı ile Yerevan şehrinin 12 kilometre güneydoğusunda, merkez üssünün 10 kilometre derinliğinde iki büyüklüğünde deprem, artçı sarsıntı kaydetti. Merkez üssündeki depremin büyüklüğü 2 ile 3 baldı. Deprem artçı sarsıntı Yerevan ve Ardaşat şehirlerinde iki büyüklüğünde hissedildi. Ermenistan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Arayvazyan çalışma ziyareti için Ermenistan Cumhuriyeti'ne gelen İngiltere Dışişleri İşbirliği ve Kalkınma Bakanlığı'nın Avrupa Komşuluğu ve Amerika İşleri Bakanı Wendy Morton ve başkanlığındaki heyetle bir araya geldi. Bakan Ayvazyan, bu ziyaretin ikili gündemi oluşturmak ve onu zenginleştirmek için ortak adımları belirlemede iyi bir fırsat olduğunu kaydetti. Toplantıda bölgesel güvenlik ve istikrar konularına da değinildi. Bakan Ayvazyan bu konuda şunu kaydetti. Bölgemizdeki mevcut durum Türkiye'nin doğrudan katılımıyla Azerbaycan tarafından kullanılan askeri gücün bir sonucudur. 8 Kasım'da Avam Kamerası'nda yaptığınız konuşmada haklı olarak belirttiğiniz gibi bu durum çatışmaya bir çözüm olarak değerlendirilemez. Sadece herkesin haklarına saygı duyan, savaşın sebep ve sonuçlarının ortadan kaldırılmasının yolunu açan müzakereler edilmiş siyasi çözüm nihayet Güney Kafkasya bölgesine istikrar, kalıcı barış ve uzlaşma sağlayabilir. Karabağ sorununun çözümü Artsakh halkının kendi kaderini tayin hakkına dayanmaktadır. Azerbaycan'ın kendi kaderini tayin hakkını savaş suçlarıyla birlikte zorla bastırma girişimi yalnızca bir insan hakları ihlali değil, aynı zamanda bölgesel güvenliğe yönelik ciddi ve devamlı bir tehdittir. RIA Novosti Ajansı'nın haberine göre 16 Şubat'ta Soçi'de başlayan Astana sürecinin Suriye Garantörleri Heyeti'nin görüşmesi Rusya, İran ve Türkiye arasında devam ediyor. Uluslararası istişareler 2 gün sürecek. Görüşmelere garantör ülke heyetlerinin yanı sıra Birleşmiş Milletler, Uluslararası Kızıl Aç Komitesi, Suriye Hükümeti ve muhalefet heyetleri gibi uluslararası kuruluşların temsilcileri de katılacak. Rusya Federasyonu Devlet Başkanı'nın özel elçisi Alexander Lavrentiev'e göre gündemde siyasi çözüm, terörle mücadele, mültecilerin dönüşü, kayıpların aranması ve Suriye'deki ekonomik durum gibi sorunlar yer alacak.
Astana Formatı adlı Suriye'deki durumun çözümüne yönelik Astana görüşmeleri 2017'den beri devam ediyor. Batı Ermenistan'ın Van ilinin Ardamet, Edremit belediye ekipleri ve gönüllüler Van Gölü sahilinde tonlarca çöp topladı. Ekipler ve gönüllüler sahilde biriken çöplerin temizlenmesi için çalışma başlattı. Yaptıkları etkinlikle çevre kirliliğine dikkat çekmek istediklerini anlatan Ardamet Belediye Başkanı yaptığı konuşmada "Temiz Edremit sloganımızı devam ettireceğiz. Bugün de yoğun bir katılımla bunu yapmaya çalıştık. Burada Edremit'i, sahili ve Van Gölü'nün güzel kıyılarını kullanan herkese sesleniyorum. Çevremiz aynı zamanda doğal evimizdir, onu koruyalım. Gelecek nesillere bırakabileceğimiz en güzel mirastır temiz bir çevre. Çevre olmazsa biz nefes alamayız. Nefesimiz için çevremizi koruyalım," dedi. Başkent Yerevan'daki Maştot adlı el yazmaları müzesi madene taran, tarih bilimleri doktoru Profesör Hago Papazyan'ın makalelerinden oluşan bir derleme yayınladı. Birinci cilde ünlü bilim adamının 1953-1972 yılları arasındaki Doğu bilimleri ve Armenolojinin farklı alanlarına adanmış makaleleri dahil edildi. İkinci ciltte Doğu bilimleri ve Armenolojinin farklı sorunları ile ilgili 1973-1994 yılları arasında yayınlanan çalışmaların yanı sıra ayrı alt bölümlerde bilim insanının edebiyat incelemeleri ve yayıncı materyalleri de sunulmaktadır. Eserin derleyicisi tarih bilimleri doktoru Kristine Kostikyan, editörü ise tarih bilimleri doktoru Vahan Ter Revontyan'dır. Eser, Armenologlar, İranologlar, Arapologlar ve Türkologların yanı sıra geç ortaçağ Ermenistan tarihinin sorunlarıyla ilgilenen okuyucular için öngörülmektedir. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Margaritner adlı topluluk tarafından seslendirilen Ermeni halk şarkısı Ertank Mer Ekin adlı eseri sunuyoruz. Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.